Hepiniz merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte mutfaktayım. Neden mutfaktayım? Kapıyı kapatmak önemlidir. Mutfaktayım ve ben kocaman bir buz yaptım. Şurada da gözüküyor. İçine kahve koydum, şeker koydum, her şey koydum. Evde buldum ve onu eritiyorum şu an. Ne çıkacağını az sonra göstereceğim. Durun. Önceki sonraki yapacağım bakın. Önceki sonrası arkadaşlar. 2 saattir bekliyorum şunun erimesi için. Gerçekten. Şöyle bir şey oluyor. O sırada ben küçük bir mutfak rutini yapayım. Bu benim. Burası buzdolabımız. Sanki arkadaşlar siyah ekran vermiş gibiyim bakın. Bildiğiniz siyah ekran veriyorum. Şuradan marka göstermeden. Aa, bunun içinde de marka var. Şu an marka dolabı açtım. Artık bu buzdolabın... Ay şunu alalım şuradan. Artık bu buzdolabının ismi buzdolabı değil. Artık bu buzdolabının ismi... Artık bu buzdolabının ismi Telif. Evet. Telif buzdolabı. Telif dolabı. Bakalım. Veriyor. Siz çok güzel görüyorsunuz arkadaşlar. Hem ben de direkt su. Ama ben kahve kattığım içine içine kahve kattığım için siz öyle görüyorsunuz. İçine kahve kattığım için, kamera doğru göstermediği için siz öyle görüyorsunuz. Heh, böyle işte bu kelime. Ama normalde ben full beyaz görüyorum. Normal su gibi görüyorum ben. Bakayım, jele benzemişim. Dur. Dur, bir kameraya bir şey olmuş mu? Ay, o neydi lan? Ben direkt kapatırım bu eriyince. Ha, erimiş. Kapattım. Tamam, şimdi ben bunu... Ne? Ben bunun için bir şey almam lazım arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Tam böyle duracağım bakın. Eğildim. Böyle başlayacağım. Evet, kabımı aldım. Şimdi aralarından en tehlikeli şey bunun içine bunu boşaltmak. Neden tehlikeli? Çünkü buz arkadaşlar. Bu buz da eskiden onun için. Yani kap bile yanma ihtimali var. Döküyorum. Ben çok korkuyorum. Ben arkadaşlar hemen şey olmaması için, böyle bir şey olmaması için ben hemen geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Abi şunu çok sevdim. Bu sefer bende de kahverengi gözüküyor. Ve içinde kahve var tabii ki. Ne olabilir? Ve içinizi rahatlatacak kısma geldik. Bunun üstüne su dökeceğiz. Kamerayı bayağı uzak tutmam gerek. Şöyle görebiliyorsunuzdur inşallah. Bakayım. Evet. Ne? Nasıl oldu? Niye cıs demedi? Ana! İlk defa sıcak bir tavada, hem de çok sıcak bir tavada bir şey yaptım ve cıs demedi. Arkadaşlar bu kolaya benzedi he. Ben şöyle bir, çok tehlikeli şu an yaptığım şey. Çünkü elime birden gelirse elim yanabilir. Bu videoyu yazana bırak, görürse arkadaşlar camdan aşağı atlayacağım. Bir de arkadaşlar TikTok hesabımı sileyim. Artık TikTok hesabım yok. Ama size artık YouTube'dan yoğunlaşacağım. Artık full YouTube olacağım. Yani... Böyle bir şey. Ben hemen geleyim bir size onu salonda mı tanıtsam? Yoksa ben bunu hemen bir kurutup şey mi yapsam?
Size direkt şey mi yapsam, göstersem mi? Bence arkadaşlar kurayım, bir elimi falan bandırayım. Nasıl bir dokusu falan. Hemen geliyorum. Tam böyle başlatacağım bakın. Dur hizayı alayım. Hatta durun. Tam böyle başlatacağım. Evet arkadaşlar geldim. Şana bizim su olan şey buzlukta. Hala arkadaşlar bir şey yapmaya çalıştım. Burada yüz yok ki çocuğum. Arkadaşlar baş döndürme time. Bu çok vloğa benzedi. Böyle sadece şunu değil de şu. Bunu değil de neredeyse şeyi evi tanıtırmış gibi oldum. Bakıyoruz. Yani o kadar şey değil, sıcak değil. Ama elimi bandıracağım için daha hala duman çıkıyor. Bu ne değil? Arkadaşlar 2 dakika bir şey yapıyorum ben. Bu çok kamera hep böyle kaldı ama. Size tanıtmak için o şeyi. Böyle yapmamız gerekiyor. Kapattım onu da ve geldim arkadaşlar. Şimdi başınızı döndüreceğime eminim. Ekrana full bakın ve hiç gözünüzü kırpmayın. Hatta gözümü benimle beraber kırpın. Beni inşallah görüyorsunuzdur. Şimdi bu göz ritminde gözünüzü kırpın. Kandırdım. Ama gerçekten başınızı döndüreceğim. Allah, ben düşüyordum. Benim başımdan da. Benim başım döndü ay. Kamerayı elime vurdum ay. Ay. Çok kötü oldum. Şuna bakıyoruz hemen. Ay daha sıcak. Ben bir dokusunu anladım ama. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Tabii ilk önce velilerinizden izin alın. Bunu ben hatta şöyle bir ayarlayayım bunu. Evet. Bunu ilk önce velilerinize sormadan yapmayın arkadaşlar. İlk önce velileriniz izin verirse tabii. Su döküyorsunuz bir kaba. İçine kahve ve şeker döküyorsunuz. Şekeri az miktarda, kahveyi de 2 yemek kaşığı, şekeri bir tane çay kaşığı döküyorsunuz. Bir sürü karıştırıyorsunuz ve onların yarısını cezveye alıp ısıtıyorsunuz. Isıttıktan sonra onu o kaba yine döküyorsunuz. Döktükten sonra da onu difrize atıyorsunuz ve bir gün bekletiyorsunuz. Ben 3 gün beklettim ve kaptan zar zor çıkardım. Hatta bakın velileriniz olmadan yapmayın. Ben bıçakla yaptım. Bıçakla zar zor çıktı. Ve bir şey diyeyim mi arkadaşlar size? Bıçağı aldım. Bayağıdır açmaya çalışıyorum. Açılmıyor, çıkmıyor kaptan. Sanki böyle herkes beni duyuyor. Video zaten 10 görüntülenme alır, hatta 5. Herkes beni duyuyor sanki. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte para nasıl kazanılır? 2 saattir böyle açmaya çalışıyorum. Açılmıyor, buz düşmüyor. Sonra bıçağı aldım. Yandan bir darbe attım. Attım, gerçekten vuş diye zıpladı buz. Vuş diye zıpladı böyle. Ayağıma gelecekti ama zar zor kurtardım ayağımı. Ayağım hala acıyor ama. Evet, şimdi kamerayı alabilirim. Oha, 3 dakikada konuşuyormuşum. 3 dakikada da yani olmadıysan. Olmamış. Yani ben böyle de yaparım. Şimdi bunu götürüyoruz. Çık çık.
Bu kapıyı kapatıyoruz. Ve bir dakika, ben hemen alan hazırlıyorum kendime arkadaşlar. Şimdi kendime sehpayı çektiğim için öyle bir ses geldi. Bir dakika, hemen bir işim daha var. Hep sizin için uğraşıyorum mesela şu an. Mesela az önce şunu getirdim. Şu kamerada inşallah gözükmüyordur. Gözükürse çok üzülürüm. Hatta durun bir dakika, ben ayarlamaya çalışacağım. Şu an inşallah gözükmüyordur. Şimdi incelemeye başlayalım. Sıcak ama sizin için yapacağım. Şu elimi bir daldırıyorum. Bir elime kahve hissi geliyor. Aa! Kahveler çok değişik olmuş. Toz gibi olmuş kahveler. Bu kahve değil ki. Bildiğin toz. Elimi alabilirsem size de göstereceğim de. Alınmıyor, kayıyor. Bir şey diyeyim, vallahi böcek gibi duruyor. Mikropsa bana yazın arkadaşlar yoruma. Kendime hemen tedbiri alırım. Bir de arkadaşlar, dermanellibaba.com'u takip etmeyi unutmayın. Dedem benim. Gerçekten dedem, yani inanmıyorsanız. İnanmayın, inanın ama. Çok değişik ama hisse. Bir de böyle yapıyorum, elimde su kalmasın diye, daha temiz olayım diye. Şu an kirlendim hayvan gibi ama. Tozlar, dokusu çok değişik. Ben böyle bekletirim elimi. Gerçekten. Böyle sanki bir tane temizlik ürünü vardır. Onun gibi böyle, hani kadınlar bilir bu videoyu. Böyle çıkartırsın böyle. Neydi? Sıcak bir şeye bandırıyorsun böyle hani. Böyle bandırırsın, bandırırsın, bandırırsın. En sonunda böyle kocaman katmanlı bir şey olur böyle bembeyaz. Erkekler anlamadı. %0. Yani el hareketi değil. %0 böyle gösterebilirim anca. %0. Arkada, yani erkekler çok anlamadı da. Gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey. Çok değişik bir şey. Çok eğlenceli lan. Bununla havuz yapsam. Üf. Bir de bu kahveler, daha çok eriteceğim bunu böyle. Hani ben sadece bir cezve yaptım. Siz bütün hepsini böyle kaynata kaynata, mesela kaynayanları başka bir şeye kaba, kaynayanları kaynamayanları işte öyle ayırırsınız. Hepsini kaynatıp öyle yaparsınız. Mesela ben hepsini kaynatmadığım için burada toz taneleri oluşmuş. Abi gerçekten bunu daha fazla yapsaydım elim full girecekti. Şu an şuraya falan giriyor şöyle. Görüyorsunuz. Şöyle falan giriyor. Daha fazla yapsaydım şu iç kısmı da alacaktı. Çok değişik ya. Dur, su dokunmadığım tarafla size bir göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şu tanecikler elime gelmiyor. Çok değişik. Çok güzel de yani. Bakın böyle ya. Hani şu kemiklerim var ya arkadaşlar. Şuradaki kemiklerim. Gösterdiğim kemikler. O kemiklere de gelebilirdi.